Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda trend olan bir baklava tarifi hazırladım. Hazır yufkayla soğuk baklava yapacağız. Yapımı oldukça basit ve bir o kadar da lezzetli ve hafif bir baklava. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle baklavamızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, bir paket vanilin, bir dilim limonun suyunu önce sıkarak, daha sonra kabuğunu da içerisine atarak şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Orta ateşte şerbetimizi 10-12 dakika boyunca kaynatacağız. Limon kabuğunu 4-5 dakika kaynadıktan sonra içerisinden alabilirsiniz. Şerbetimiz kaynarken 250 gram tereyağımızı eritelim ve kenarda soğumaya bırakalım. Tereyağımız eridi. Tereyağımızı kenara alalım. Tereyağımız soğurken şerbetimizi kontrol edelim. 12 dakika boyunca şerbetimizi kaynattıktan sonra altını kapatalım ve 2 su bardağı soğuk sütümüzü şerbetimize ekleyerek soğumaya bırakalım. Sütümüzü ilave ettikten sonra şerbetimizi kenarda soğumaya bırakalım arkadaşlar. Diğer taraftan eritmiş olduğumuz tereyağımızı bir süzgeç yardımıyla süzelim. Tereyağını süzdükten sonra alt kısmında kalan yoğurtlu kısmı ilave etmeyelim. Bu baklavamızda kötü bir görüntü oluşturur. Bu aşamalara dikkat edelim. Üzerindeki köpüğü kaşık yardımıyla alalım ve yağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ederek tereyağını ve sıvı yağı bu şekilde karıştıralım, kenarda bekletelim. Harfimiz için bir paket hazır baklavalık yufkamızı açalım. Kullanacağımız tepsimizi yufkalarımızın üzerine yerleştirelim ve tepsinin boyutunda yufkalarımızın kenar kısımlarının fazlalıklarını alalım. Daha sonra ara katlarına kullanacağız. Yufkalarımızın kurumaması için üzerine temiz bir mutfak havlusunu ıslatarak sıktım. Daha sonrasında üzerine temiz bir kuru havlu kapatarak kenarda Beklettim ki yufkalarımız kurumasın arkadaşlar. İç dokusu için 400 gram ince çekilmiş Cevizçi kullanacağız. Tereyağımızı ve sıvı yağımızı hazırlamıştık arkadaşlar. ilk etapta tepsimizin alt tabanına 1 adet yufkamızı bu şekilde yerleştirelim. Yufkamızı yerleştirdikten sonra bir yemek kaşığı yağımızı yufkamızın üzerine gezdirelim ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. İlk 3 yufkayı arkadaşlar tek tek yağlayarak hazırladım. Daha sonrasında çift çift olacak şekilde yerleştirdim. İlk etapta bu şekilde birer birer yufkalarımızı yerleştirelim ve her yerleştirdiğimiz yufkamızın arasına bir yemek kaşığı yağımızı gezdirerek fırça yardımıyla sürelim. Tarifimiz için bir paket hazır baklavalık yufkanın tamamını kullanacağız arkadaşlar. Arada parçalanmış olarak çıkan yufkalarımız oluyor. Ara katlarına sererek bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani hiçbir yufkamızın bir parçasını ziyan etmiyoruz. Yufkamızın kenar kısımlarından kesmiş olduğumuz parçaları ayırarak ara katlarına kullanıyoruz. Yufkamızın ziyan olmaması için parçalanmış yırtılmış yufkaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Parçaları yerleştirdikten sonra tekrar üzerine yufkamızı kapatalım. Ve alt tabanını oluşturmak için 12 kat yufkamızı bu şekilde yerleştirelim. Baklavamızın alt tabanına 12 kat yufkamızı yerleştirdikten sonra 400 gram robottan ince çekilmiş ceviz içimizi bu şekilde yerleştirelim. Eğer hafif dişe gelsin istiyorsanız biraz daha iri olacak şekilde cevizinizi robottan geçirebilirsiniz. Elimizle düzelttikten sonra tekrar 2 kat 2 kat olacak şekilde yufkalarımızı yerleştirerek ara katlarını yağlayarak baklavamızın yapımını tamamlayalım. Baklavamızın daha düzgün kesilmesi için arkadaşlar daha düzgün görünmesi için 2 adet sağlam yufkamızı ayıralım. Yani yırtılmış kesilmiş ya da parçalanmış yufkalarımızı ara katlarımıza kullanım, sağ, kullanalım. Sağlam 2 parça yufkamızı en üst katına kullanmak için ayıralım. Bir paket baklavalık yufkanın tamamını bu şekilde baklavamızda kullandım. Her yufka yerleştirdiğimizde ara katlarına yağ sürmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bu şekilde tüm yufkalarımızı yerleştirerek baklavamızın yapımını tamamlayalım. Yufkaları yerleştirdikten sonra kenar kısımlarına parmaklarımızla hafifçe bastıralım ki açılmasın. Kalan yağı en üst kısma gelecek şekilde tekrar fırça yardımıyla sürelim ki kolay bir şekilde baklavamızı dilimleyelim arkadaşlar. Fırça yardımıyla yağ bu şekilde sürdükten sonra keskin bir bıçakla baklavamızı baklava dilimi olacak şekilde dilimleyeceğiz. Öncelikle uzun şeritler halinde keskin bir bıçakla bu şekilde şeritler halinde keselim. O kadar lezzetli bir baklava ki arkadaşlar eminim bundan sonra başka bir baklava tarifi denemeyeceksiniz. Kenar kısımlarını da aynı şekilde dilimledikten sonra bu şekilde parmaklarımızla bir taraftan tutarak diğer taraftan dilimleyerek baklavamızın dilimleme aşamasında tamamladıktan sonra 190 derece fırında alt üst ayarda baklavamızı pişireceğiz. Baklavamızı dilimledikten sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı gezdirelim ve 190 derece alt üst ayar fırında fanlı ayar fırında baklavamızı pişirelim. E, kalın tabanlı tepsi kullandığımız için e, fırının alt tabanına doğru yerleştirerek pişirelim arkadaşlar. Baklavamız pişti gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve baklavamız soğuduktan sonra yani e, baklavamız e, ılık olacak şekilde şerbetimiz de tamamen soğuk olacak şekilde buluşturalım. Eğer baklavanız çok sıcakken şerbetle buluşturursanız hamurlaşır bu aşamaya dikkat edelim arkadaşlar. Yani baklavamız ılık olacak şerbetimiz tamamen soğuk olacak. 20 dakika şerbetini çektikten sonra üzerine serpmek için toz nesquik kullanacağız. Çocukların e, sevmiş olduğu toz Nesquik kullanacağız. İnanılmaz bir lezzet katıyor arkadaşlar. Mutlaka e, denemenizi tavsiye ediyorum. Bir süzgeç yardımıyla bu şekilde e, Nesquik'i serpelim. Eğer çok sevmiyorsanız biraz daha serpebilirsiniz arkadaşlar. E, herkesten tam not alan inanılmaz lezzetli ve çok hafif bir baklava tarifi. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim bundan sonra başka bir baklava tarifi denemeyeceksiniz. Baklavamız servis için sunum için hazır arkadaşlar. Bir spatula yardımıyla baklavamızı servis tabağımıza alalım. Çekimleri yetiştirebilmek için biraz az beklettim arkadaşlar. Aslında biraz daha şerbetini çekmesi gerekiyordu. Fakat geç bir saate kalmamak için yani gün ışığını kaçırmamak için e, bu şekilde e, biraz e, erken oldu servisimiz. Servis tabağımızı aldıktan sonra çıtırtısını lütfen dinlemenizi rica ediyorum. inanılmaz lezzetli ve sütlü tatlı kıvamında bir baklava tarifi söylemiş olduğum gibi mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tam ölçülü, tam kıvamında ve herkesten tam not alan farklı bir lezzet. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz, eğer kanalıma abone değilseniz abone olup Zil simgesine tıklayarak bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca e, videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgiler.